Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rus işgali altında olmayan Ukrayna topraklarının NATO şemsiyesi altında olması gerektiğini söyledi. Rusya ile sıcak savaşın ancak NATO'ya üyelikle sona erebileceğini belirtti. Ukrayna, Rusya ile savaşı işgal altındaki topraklarını geri almadan sona erdirebilir. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bunun için Ukrayna'nın NATO'ya üye olması gerekiyor dedi. Rusya'nın işgalindeki toprakların Ukrayna NATO'ya üye olduktan sonra diplomatik yollarla alınabileceğini ifade etti. Zelenski İngiliz Sky News kanalına konuştu. Ukrayna liderine yalnızca Kiev kontrolündeki Ukrayna sınırlarının NATO üyesi olmasını kabul edip etmeyeceği soruldu. Zelenski böyle bir teklifin sıcak savaşı bitirebileceğini söyledi. Savaşın sıcak aşamasını durdurmak istiyorsak, kontrolümüz altındaki Ukrayna toprakları NATO şemsiyesi altında olmalı. Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve sonra Ukrayna işgal altındaki topraklarını diplomatik şekilde geri alabilir. Ama Ukrayna böyle bir teklifi hiç değerlendirmedi. Çünkü bize kimse böyle bir teklifle gelmedi. Ukrayna lideri NATO'dan gelecek davetin Ukrayna'nın tamamı için yapılması gerektiğini ifade etti. Bir ülkenin sadece bir bölümünü NATO'ya davet edemezsiniz. Neden? Çünkü bu işgal altındaki toprakların Rusya'ya ait olduğunu tanımak anlamına gelir. Zelenski çok sayıda ateşkes önerisi geldiğini, ancak Rusya'nın tekrar saldırmasını engelleyecek tek mekanizmanın NATO üyeliği olduğunu belirtti. NATO Dışişleri Bakanları önümüzdeki hafta Brüksel'de bir araya gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha'nın NATO üyesi ülkeleri Ukrayna'yı ittifaka katılmaya davet etmeye çağırdığı iddia ediliyor. NATO üyesi ülkeler Ukrayna'ya davet konusunda bir fikir birliğine varamadı. Dolayısıyla Ukrayna'nın üyeliği konusunda bir takvim de belirlenebilmiş değil.